Merhaba Web Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte iPhone 12 Pro'ya sağlamlık testi yapıyoruz. Arkadaşlar videomuza devam etmeden önce sizlere heyecan verici bir haberimiz var. Öncelikle evet şu anda bir sağlamlık testini izliyorsunuz fakat kafa topu 2'ye de tam 3 kişiye iPhone 12 Pro hediye edecek. Hepinizin bildiği gibi mobil oyunumuz kafa topu 2'de 9-15 Kasım tarihleri arasında çok güzel bir etkinlik var. 3 farklı segmente ayrılmış olan bu etkinlikte herkes kendi seviyesine göre rakiplerle eşleşip bir kapışma sürecine girecek. Bundaki amacımız zaten bana çıkmaz diyen arkadaşlarımızı da kendi seviyelerine göre kapışmalarını sağlamak ve finalde hediye edilecek olan iPhone 12 Pro'lardan kazanma şansını arttırmak. Yani etkinliğin sonunda 3 adet kazanan olacak ve tam 3 adet iPhone 12 Pro hediye edeceğiz. Hem de bu kapışmalar herkesin seviyesine göre olacak. Ek olarak bir diğer güzel haberimiz de oyunu daha önceden oynayıp tekrar başlayan oyuncularımıza 100 adet elmas hediye edeceğiz. Şimdi sizler de 9-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinliğe katılmak için aşağıdaki bağlantılardan veya uygulama marketlerinden kafa topu 2'yi indirip kendi seviyenize göre mücadelelere başlamak. Unutmayın 3 farklı segmentte 3 kazanan olacak ve toplamda 3 adet iPhone 12 Pro hediye edilecek. Bir de şu anda arkadaşlar ekranda bizim kullanıcı isimlerimizi görüyorsunuz. Eğer kendinize güveniyorsanız ekleyip bizlerle de maç yapabilirsiniz. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum ve videomuza devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar iPhone... Öncelikle maske ve sosyal mesafe. Buna herkes dikkat etsin. Takipçilerimizin zaten dikkat ettiğini biliyorum. Eşinize, dostunuza da söyleyin arkadaşlar. Maske önemli. iPhone 12 Pro ne kadar sağlam çok merak ediyorum. O heyecanlı gün geldi çattı. Meraktan çıldırıyordum ki çekimden önce Çağdaş elinde bunda, bir elinde de bıçakla oynuyordu. Telefonu ufaktan bir kere yere düşürdü. Ufak tefek çizikler var. Bir onları göstereyim size. Şu bölüm arkadaşlar yere düştü. Tırtıklı zeminde ve GG gördüğünüz gibi. O yüzden aslında bunu saymıyoruz. Şimdi her zaman olduğu gibi testlerimize hızlıca başlayalım. En merak ettiğiniz yerlerden birisi olan çizilmeyle başlamak istiyorum. Bakalım bu telefon cızılıyor mu? Şimdi anahtarla birlikte bu telefonu cebinize koyabilir. Hocam bir saniye, o girecek. Bir saniye. Anahtarla birlikte cebe koyabiliriz bu telefonu ve sağına soluna anahtar gelebilir. Hocam bayağı bastırarak. Oğlum bu nasıl bir... Sen kalede mi yaşıyorsun Umut? Bu ne? Ya kamerada belli olmayacak kadar küçük kılcal çizikler oldu. Tahminimce belli oluyor mu? Neyse bir ekranı deneyelim. Allah elimi çizdim, telefonu çizemedim ya. Tamam ya, ekranda da bir şey yok. Bakıyorum yok evet, harbiden. Evet görünürde yok. Bura gidecek işte, oraya adını yaz. Direkt adını yaz abi. Sana öyle logomuzu söyleyeyim. Logomuzu çizeyim mi hocam? Direkt çiz çünkü zart diye çizecek bak. Resim okumuş adamın çemberi de farklı oluyor ya. Gidiyor mu o logo? Bir sil bakayım. Çok ufak bir iz var arkadaşlar ama çok sağlam bastırmadım. Eğer bayağı bastırırsam o kalıcı bir iz bırakacaktır. Ve biliyorsunuz ki iz bırak kanlar unutulmaz hocam. Çok bastırma oğlum. Bir oğlum bak lütfen. Oha yalnız bayağı direkt siliniyor. Bu bayağı enteresan arkadaşlar. Sil şimdi. Hiçbir şey yok. Kalmıyor. Oha şaşırtıcı. Hocam ben bunun ilacını biliyorum. Dönere daha dayanan telefon olmadı hocam. Olmuş muydu lan? Metallic Space Gray in the Morning of the Shadow rengi çıktı. Yine tahminimden iyi be Çağdaş. İyi evet, en azından kazınmadı. Yaprak döner diyorsun. Yanlar sorunlu. Ne? Ya ama abi çok sivri bir bıçakla. Ama anahtarda da gitti o. Tamam dikkat edin. Aha ses çok kötü. Ben de dedim ne oluyor? Allah Allah. Metalin metale ya. Sürtme sesi beni bitiriyor ya. Bak çok kötü lan. Vış, içim bir vış oldu. Telefon şey gibi. Alien gibi kendi kendini tahmin ediyor. Kolu bir daha çıkıyor böyle. MagSafe şeyini mi görüyorum ben? Bana mı öyle geliyor? Rüya mı görüyorum? Şuradaki çemberi görüyorsunuz mu? Evet bak şöyle devam ediyor. Bir damla su sanki çözecek gibi. Çünkü şey yok. Kötürlenme. Islak mendil de olur. Bu ıslak değil. Sırılsıklan mendil. Espri gibi bir şey oldu ama kimse gülmedi. Ya şu an kamerada belli oluyor mu tam bilmiyoruz ama bıçak aşamasından sonra hocam, şuradaki çizikler... Hocam artık bir kenara. Oradaki çizikler geçmedi. Ancak şöyle bir şey söylememiz lazım arkadaşlar. Bıçağı saymazsak yani o ekstrem hamleyi saymazsak genel olarak arkası ve önü çizilmeye dayanıklı görünüyor. Haydi o zaman sıradaki teste. Abi bence yakmanın sonucu şöyle olacak. Yine o kara delik oluşacak ve gidecek. Şöyle Google'ı bir yakalım mı hocam? Yak.
Yeter ya artık yani. Yani bu kadar da tutmayın arkadaşlar. Hocam şu karalığı bir sileyim. Hayda telefon sıcak ha. Allah Allah. Neden acaba? Bu sefer kara delik daha iyi oluşmadı. Oluşmadı. Şu bölgede herhangi bir problem görünmüyor. Güzel, böyle kısa süreli yandı, bitti, kil oldu vesaire muhabbetlerinden de bizim bu yaptığımız test özelinde en azından geçti. Herhangi bir sorun yok o zaman. Tuş. Tuşu merak ediyorum. Yandaki fiziksel tuşları deneyelim, getir. İlla elimde patlasın istiyorum değil mi? Çalışıyor, okey. Geçti. Yanma testinden. Haydi o zaman şimdi sıradaki teste. Hazır mıyız? Ben hazırım. Peki iPhone hazır mı? Bu bükülmez diyor. Kesilmiyor şu an. Hiç. Acısa da öldürmez diyor yani. Normalde biraz esneme de olurdu. Kasadan ötürü muhtemelen. Şu diye alev oluyor. MR'e göstermiyor. Çerçeve yani tutuyor yani. Herhangi bir esneme olmuyor. Helal lan iPhone. Güzel. Şu ana kadar fena değil. Şimdi gelin sıradaki testi yapalım. Ne olsun lan? Su testi olsun. Yaklaşık bir 10 dakika oldu. Bakalım hocam. Bir zahmet çalışsın da bir daha da. Dünyanın en zor şifresi. Teklemeler olabiliyor arkadaşlar. Ekran. Ya su damlacıkları baskı olarak algılıyor onları. O yüzden oluyor. Onda bir sıkıntı yok. Normalde hayat... Abi, cebinde tuvalet kağıdı. Oğlum videodan önce hazırladım. Bir bozma ya. Normalde hayat öpücüğü veriyoruz biz telefonlara. Malum Covid arkadaşlar. Arkadaki çizikler ne alemde? Duruyor abi. Bayağı duruyor bıçaklar. Hemen mikrofona da bakalım. Hoparlöre. Şu an çok kısık. Evet muhtemelen hoparlör kısmında su var. Ha vurdukça açılıyorlar. Hoparlör şu an çok az ve cızırtılı bir ses veriyor. Fakat birkaç dakika içinde düzelebilir. Sadece üsttekinden geliyor hatta. Alttan da çok az geliyor. Neyse düşürmelerden sonra sağa çıkarsa aynen, deneriz. Tekrar bir bakacağız buna. Şimdi arkadaşlar sudan çıktı, sağlam çıktı. Normalde daha fazla suya daha uzun süre dayanıyor. Bunu zaten biliyoruz ancak finalde değişik bir şey yapacağız. O yüzden şimdi zorlamak istemedik kendisini. Ama sıradaki testimiz tabii ki de düşürme testi. En merak ettiğim yerlerden birisi. Çünkü bunun üzerine çok çalıştıklarını 4 kat daha güçlendirdiklerini söylüyorlar. O zaman lafı uzatmadan bizim taşımızı arkadaşlar bırakacağım cep hizasında. Cepten çıkarttım. Sağlam ya hiçbir şey yok. Şimdi kulak hizasından taşımıza düşürüyoruz. Vallahi ayağım kırıldı, telefona bir şey olmadı hocam. Vuruğu çarığı yok. 4 kat daha dayanıklıydı ya arkadaşlar. Seramik shield vardı ya. Bir de ön camı direkt düşürelim. Bakalım ne olacak merak ediyorum. Kulak hizasına atıyorum direkt, hiç cebi bulaştırmıyorum. Yaklaşık 1 metre 82 santimden falan bırakıyorum. Şu an öyle hayal edin. O sesi duydum. Hafiften tırtıklı bir zemin. Dıdıdıdım. Hocam çok küçük bir kılcal çizil, evet, çizik var. Var. Hocam ben hoparlördeyim ya. Şu an telefon kırılmıyor. Düzeliyor ya, bu kendine geliyor. Bu gelir kendine. Normalde tırtıklı zemini atmayacaktık. Videonun sonunda zaten anlayacaksınız ama dayanamadık arkadaşlar. Sonuçta böyle bir yere de düşebilir. Tırtıklı bir yere de düşebilir. O yüzden bir kere kulak hizasından bırakacağım buraya. Fena burası. Burada kurtulursa helal olsun. Toh dedi ha. Ya şuralarda hafif soyulmalar var. Bu az önce, yo bu şimdi olmuş ya. Şurada da var. Bayağı çalışıyor, herhangi bir sıkıntısı yok şu an. Düşmelerden sağlam çıktı arkadaşlar. Bu konuda hep birlikte gördük, değerlendirdik. Biz bu telefonu... Bırakıver biz üstü ya. Biz bu telefonu kırmayı da biliriz. Bakalım 4 kat seramik shield mi? Büyük, biz mi büyüğüz? Çok kötü şeyler olacak. Evet, bunu saymayız. Bir daha. Bırakıyorum. Tertemiz. Ben sana dedim hiç bu olmaz diye. Bir şey diyeceğim. Normalde bu tırtıklı zeminden bu zamana kadar hani sağlam kurtulan... Az telefon. Bir onları kurtulan... izleyelim diye. Bir o videoları izleyelim. Aynen hiçbir şey yok. Sapa sağlam. Hadi finale geçelim. Evet, düşürme testini yaptık. Her türlü testimizi yaptık. Telefon sorunsuz çıktı. Sıra geldi finale arkadaşlar. Ve bu arada... Hoparlör düzeldi. Şimdi finalde bu telefonu parçalamayacağız arkadaşlar. Merak ettiğimiz bir nokta var, ona bakacağız. Bu telefon bir ay boyunca iPhone 12 Pro'yu dondurup buzluğa atıp bekletirsek bir ayın sonunda çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Eminim bunu sizler de bizim kadar merak ediyorsunuz. Ben tahminimi için... söylemek istiyorum. Çalışıyor 1.30, çalışmıyor 3.0. Ben çalışacak diyorum. Tamam, ben de çalışacağını tahmin ediyorum arkadaşlar. Emin değilim ama bunun için çok değişik bir düzenek hazırladık buzlukta beklemesi için. Bilimsel araştırmalar. Evet.
yaptık. Özel mühendislere danıştık, bilim insanlarına danıştık ve şöyle bir şey aradık. Bu arada mühendislerimize de çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar bu özel nanoteknolojiyle hazırlanmış olan kapta kek kabı. iPhone'u içine bırakacağız. Biraz da yüksekte durması için şunu hazırlamışlar herhalde. Yoksa başka bir olay var mıdır hocam? Üç boyutlu yazıcıda. Bence şu taş kablosuz şarj hocam. Bir tane de buna adaptörle bir şey bağlayalım mı? iPhone kendine iyi bak, bir ay sonra görüşürüz. Üşüme tamam mı? Hocam. Buzluğu açalım, buzluğu açalım. Arkadaşlar bu dolabı özlemişsinizdir. Birçok videoya konu oldu. Emektar efsane dolap. Böyle biraz da şunlarla besleyeyim mi ya? Besle. Meybuz mu? Tamam mı lütfen? iPhone don da sonra çalış, iyi mi? Hadi. Hadi görüşürüz. 30 gün sonra görüşürüz. Görüşürüz. iPhone'umuzu tam 30 gün sonra çıkaracağız arkadaşlar. Oranları sizlere açıkladım. Sizler de tahminleri yazın. Tahminleri yazın lütfen. 30 günün sonunda ne olacak ben de çok merak ediyorum. Vallahi kapatalım mı galiba? Hayır, bir dakika şunu söylememiz lazım arkadaşlar. Kafa Topu 2'nin 3 kişiye iPhone 12 Pro hediye edeceği etkinliği unutmayın. Hemen açıklama kısmına bağlantıları bıraktık. Zaten tüm detayları video başında söylemiştik Çağdaş arkadaşlar. O zaman herkese de bol şans arkadaşlar. 30 gün sonra görüşürüz. Aynen. Bu videoyu kapatmak düşer arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıya tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.